Zaman adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız Yaşayan Diri iman. İman denince akla gelen ilk kişi iman atamız İbrahim'dir. İbrahim'in yaşamından imana yönelik öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Bu yüzden İbrahim'in yaşamına bakmamız gerekiyor iman konusunda daha derin kavrayışa sahip olmak için. Çünkü İbrahim ne de olsa bizim iman atamız, iman örneğimiz. Bu yüzden gelin beraberce İbrahim'in yaşamına bakalım. Kutsal kitapta imanla ilgili özel bir bölüm vardır. Hatta bu bölüme iman bölümü diyebiliriz. Burada pek çok iman kahramanları vardır. 11. bölüm. Evet İbraniler 11. bölüm. Okuyacağımız ayetler İbraniler 11. bölüm 8. ayetler. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Bu gerçekten imana yönelik olağanüstü bir ayet. Bu ayetten iman konusunda öğrenebileceğimiz çok şeyler var. Öncelikle İbrahim halkının arasında yaşıyordu. Aynen bizim gibi. İbrahim'i Tanrı çağırdı. İbrahim'i Tanrı'nın çağırması son derece önemli. Çünkü imanın hayat bulabilmesi için öncelikle Tanrı'nın konuşması gerekiyor. Tanrı sözü gerekiyor. Tanrı sözü olmadan imandan söz etmek mümkün değil. Aynen Petrus'un gece yarısı dalgalarla boğuşurken İsa'nın onu çağırması gibi. Petrus sular üzerine yürümek istedi. Bu bakıldığında derece bir şey, insan mantığına aykırı. Çünkü efendisi örneği İsa Mesih'ti. İsa Mesih suların üzerinde yürüyordu. O da aynı şekilde İsa Mesih gibi suların üzerinde yürümek istedi. Ama kendi kafasına göre, kendi aklınca öylesine sular atlayamazdı. Önce Tanrı'dan işitmesi gerekiyordu. Önce çağrılması gerekiyordu. Çağrılmadan harekete geçmek mümkün değil. İşte dostlar bu çok önemli bir ruhsal prensip imanda. Tanrı'nın sesini, Tanrı'nın çağrısını duymak bizim için hayati önem taşıyor. Ardından İsa Mesih Petrus'u çağırdı. Gel dedi. İsa Mesih'in gel sözü üzerine, onun çağrısı üzerine Petrus harekete geçti. Ve bunu yaptığında İsa Mesih gibi Petrus da sular üzerinde yürümeye başladı. Kutsal Kitap Tanrı sözü. Tanrı sözünde bize verilmiş olan pek çok vaatler var. Bu vaatlerin her biri bizim yaşamlarımızda gerçekleşebilir. Ama bize düşen pay bunları yaşamlarımıza kabul edip harekete geçmek. Koşullara bakmadan Çevredeki insanların neler söylediğine kulak vermeden. Petrus'un çevresinde bütün gece boğuşmuş olduğu dalgalar vardı. Dalgalar Petrus'u yutmak istiyordu. Düşman gibiydi, engeldi. Ama Petrus o sırada İsa Mesih'in sesine kulak verdi. İsa Mesih'in sözü uyarınca harekete geçti. Ve o dalgalar üzerinde yürümeye başladı. Bu yüzden imanın hayat bulabilmesi için öncelikle Tanrı çağrısını, Tanrı sözünü duymak gerekiyor. Evet bizler yaşamlarımızın bir noktasında İsa Mesih'in sesini duyduk. O bizleri çağırdı. O çağırdığı için zaten iman ettik. Onun sözüyle imanlarımız hayat buldu. Romanlar 10. bölüm o ayetlerde söylendiği gibi iman sözü duymakla gerçekleşiyor. Duymadan imanın hayat bulması mümkün değil. Bizler Tanrı sözünü duyduk, işittik, ardından yüreğimize kabul ettik. İşte o noktada iman ortaya çıktı. Bu yüzden dostlar, imanı besleyen şey, imanı körükleyen, alevlendiren şey Tanrı sözü. Tanrı sözünden işittiğimizde bizim imanımız büyümeye başlar. Ve imanda büyümede sınır yoktur. Bütün vaatler bizim yaşamlarımızda gerçekleşebilir. Kutsal kitapta az önce bahsetmiş olduğum gibi harika vaatler var. Bu vaatlerin hepsi bizler için, imanlılar için, inanan insanlar için. İnanmak çok önemli imanda. İmanın temeli inanmakla gerçekleşiyor. İnandığımız zaman tüm vaatler bizim yaşamlarımızda gerçekleşebilir. Belki bu vaatlerin bazılarına yaşamlarınıza tanık oldunuz. Diğer vaatler de aynı şekilde sizi bekliyor. O vaatleri duymanız lazım. Tanrı sözü okumanız lazım. Tanrı sözünden beslendiğinizde, onu duyduğunuzda içinize koyulmuş olan iman mekanizması büyümeye başlıyor. Bilirsiniz bazı sporcular vardır. Hatta bazı vücut geliştirmeyle ilgilenen sporcular vardır. Ve bu insanların kaslarına baktığımızda büyük devasal kasları vardır. Görkemli bedenlere sahiplerdir. Amup bedenlere sahip olabilmek için uzun yıllar emek harcamışlardır. Bir sürü saatler çalışmışlardır. Aynen bunun gibi bütün insanlar temelde eşit kaslara sahip. Eğer herhangi bir insan aynı zamana aynı emeği harcarsa benzer bir bedene sahip olacak. Her bir imanlı Mesih imanlısı bu mekanizmaya sahip. İman mekanizması bizim içimize koyuldu. Bu Tanrı'nın bize vermiş olduğu bir armağan. Ama bu mekanizmayı harekete geçirip imanı büyütmek için Tanrı sözüne ihtiyacımız var. Tanrı'dan duymamız gerekiyor. Ondan işitmemiz gerekiyor. Az önce okumuş olduğum ayetlerde İbrahim Tanrı tarafından çağrıldı. Onun sesini duydu. İbrahim nereye gideceğini bilmiyordu. Yolu bilmiyordu. Yolu, bilmiyordu. Yolu bilmeden yola çıktı. Eylemlere döktü imandı. Başka bir yerde eylemsiz imanın ölü iman olduğundan söz edilir. Burada yine bizler için anlaşılması gereken önemli bir ruhsal prensip var. O da Tanrı'ya her zaman güvenebileceğimiz. Dünyadan bir arkadaşınız sizi çağırır. Gel beraber bir yere gidelim der. Veya gel beraber bir işe girelim der. Ve orada biraz düşünürsünüz. Ben nereye gidiyorum? Nasıl bir işe giriyorum? Bu işin sonu iyi midir, kötü müdür? Bilemezsiniz. Bazen öylesine atlarsınız ve kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Burada çağıran Tanrı. Bu çok çok önemli. Yine İbrahimler kitabında Tanrı'nın iman konusunda ödüllendiren Tanrı olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı sizi çağırıyorsa orada kesinlikle sizi bekleyen iyi bir şey var. Bunu tekrar ediyorum. Eğer Tanrı sizi bir konuda çağırıyorsa, bir vaat veriyorsa o vaat sizin iyiliğinizde. Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Bu yüzden İbrahim tereddüt etmeden yola çıktı. Yolu bilmiyordu. Nereye gideceğini bilmiyordu. Tanrı'ya sorabilirdi. Nereye gidiyorum? Bu yol ne kadar sürecek? Bildiği tek bir şey vardı. Tanrı onu kutsayacak. Dostlar Tanrı cömert bir Tanrı. Tanrı ödüllendiren Tanrı. Tanrı iman edildiğinde o insanın yaşamına pek çok kutsama getirir. Zaten Tanrı iyi olduğu için bütün insanların yaşamına kutsamalarını dökmek ister. Ama bu kutsamaları alabilmek için iman kanalımızı açmamız gerekir. Diğer bir programda bundan bahsetmiştik. Başlangıçta Adem Havva'nın imana ihtiyacı yoktu. Bunun nedeni her şeye sahip olmalarıydı. Çünkü Tanrı onlarla beraberdi. Ama ne zaman günah nedeniyle insan oğlu Tanrı'dan ayrı düştüğünde, onun kutsamalarından yoksun kaldığında Tanrı iman kanalına açtı. Bu kanalla kendi kutsamalarını, bereketlerini insanların yaşamlarına dökmek istiyor. İman kanalındaki temel, ana kurtuluş İsa Mesih'i kabul etmek. Bizler İsa Mesih'i kabul ettiğimiz zaman sonsuz yaşama kavuş, kavuşuyoruz, ebedi bir yaşama sahip oluyoruz. Ama biliyor musunuz bu bir başlangıç ruhsal yaşamda. Ondan sonra bu dünyada yaşarken Tanrı şu vaadi veriyor, bu dünyada yaşarken bol yaşama sahip olacaksın, sen bana aitsin. İbrahim'in az önce iman atamız olduğundan söz etmiştik. İbrahim'in yaşamına baktığımızda kutsanmış bir adam görüyoruz her alanda. Hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda. Tanrı İbrahim aracılığıyla kendi iyiliğini, kendi bereketlerini diğer insanlara, diğer halklara göstermek istiyor. Eskantlaşma döneminde yine İsrailoğullarında benzer örneği görüyoruz. İsrail halkı kutsanmış bir halktı. Çünkü Tanrı onların arasındaydı. Onlar Tanrı'ya iman ettiği için Tanrı onları bol bol kutsamıştı. Ve diğer halklar bunu fark ediyordu. Bunun anlamı şu. Tanrı kendi iyiliğini, kendi bereketlerini bizim aracılığımızla diğer yaşamlara aktarmak ister, göstermek ister. Ama bizim öncelikle kutsamamız gerekir. Buna giden yol da imandır. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yine burada kurtuluşla ilgili bir temel gerçeği görüyoruz. Kurtuluşla bizim hiçbir katkımız yok. Tanrı İbrahim'i çağırdı. İbrahim Tanrı'ya güvendi, iman etti. Bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı İbrahim'i kendi koruması ve kendi bereketleri altına aldı. Bugün bizler de İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeniden doğuyoruz. Tanrı ailesinde ve Tanrı'nın ev halkından oluyoruz. Tanrı çocuğu oluyoruz ve Tanrı bize sonsuz yaşam veriyor. Bunu gerçekleştiren şey iman. Yine güzel bir haber var Kutsal Kitap'ta, İbrahimler Kitabı'na geçen. İmanımızın öncüsü de, tamamlayıcısı da İsa Mesih. İsa Mesih her şeyi başlatıyor ve aynı zamanda tamamlıyor. Yani burada kurtuluşumuz güvence altında. Ama bu dünyada yaşarken Tanrı'nın pek çok kutsamasına iman yoluyla tanık olabiliriz. Ayetler okumaya devam edelim. İbrahim Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Bizler de İsa Mesih'e iman ettik. Şu anda nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama gittiğimiz yer iyi bir yer. O yer Tanrı egemenliği cennet. Biz her şeyi terk ettik. İbrahim burada neyi terk ediyor? Dostlarını, çevresini, ailesini, her şeyini terk ediyor. Bu demek değil ki İbrahim dostlarını umursamıyor, ailesini umursamıyor. Tabii ki umursuyor ama daha önemli bir şey var. Tanrı egemenliği, Tanrı krallığı. Belki dostları o dönemde İbrahim ayetlerde görmüyoruz ama muhtemelen karşılaşmıştır. Dostları nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Burada iyisin, Burada arkadaşlarım var, dostlarım var, ailem var, çevrem var demiş olabilir. Öncelikli çağrımız Tanrı çağrısı. Çünkü Tanrı çağrısı bizi çok daha iyi bir yere götürecek. Dostlarımızın veremeyeceği şeyi Tanrı bize verecek. Dostlarınız size sonsuz yaşam veremez. Bu yüzden onların sonsuz yaşam konusunda ne düşündüğü çok önemli değil. Belki bugün siz iman yolculuğunda Mesih'i izlerken çevrenizdeki arkadaşlarınız yaptığınız şeyi delice buluyor. Belki toplum, belki aileniz size karşı geliyor. Evet, onlara saygılıyız. Onlara saygıyla davranacağız. Ama önemli olan tek bir şey var. Tanrı bizi nereye çağırdı? Tanrı bizi sonsuz yaşama, cennetine çağırdı. Ve bizler her şeyi bırakarak ardınca gidiyoruz. Ve ilginçtir, İbrahim bu vaadi aldıktan sonra, kutsanma vaadini aldıktan sonra yola çıktı. Ve yola çıktığında ilk karşılaştığı şey neydi biliyor musunuz? Bu da çok enteresan kıtlıkla karşı karşıya geldi. Tanrı onu kutsayacağını söyledi. Güzel bir diyara götürdüğünü söyledi. Ama yolda hemen bazı engellerle karşılaştı. Evet dostlar, bizler de aynı şekilde. Tanrı bizi kutsayacağı konusunda söz verdi. Onun sözü gerçektir, güvenebilirsiniz. Ama bu demek değil ki önümüze bazı engeller çıkmayacak. Engeller çıktığına dahi o engelleri aşmak için yine imana ihtiyacınız var. İmanın tanımında umut olduğu söyleniyor. Umut olmadan imanın hayat bulması aynı zamanda pek mümkün değil. Umut gelecekle ilgili. Şu andaki koşullarda yaşamınıza bazı sorunlar olabilir. Umut şunu söylüyor. Bunlar geçici, kalıcı değil. Yarınlarda seni bekleyen daha güzel günler var. Ve bu umut bize güç veriyor. O sorunların üstesinden gelmek için. İbrahim bu kıtlıkla karşı karşıya geldiğinde geri dönmedi. Vazgeçmedi yola devam etti. İmanda istikrar son derece önemli. Vazgeçmeden umutla ilerlemek. Ama bunu destekleyen şey de Tanrı sözü. Ne zaman bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda, engellerle karşı karşıya geldiğinizde Tanrı sözünden beslenmelisiniz. Koşullara bakmayın. Olaylara bakmayın. Tanrı sözü bu konuda neler söylüyor buna bakın. Eğer karşı karşıya kaldığınız bir sorun, bir hastalıksa hemen doktora koşmayın. Evet doktorlara saygılıyız. İlaçla kullanabilirsiniz ama öncelikli şifa verenimiz Tanrı. Tanrı bununla ilgili neler söylüyor? Tanrı'nın sözlerine kulak verdiğimizde şunu görüyoruz. Tanrı sözü diyor ki, sizler İsa Mesih'in yaralarıyla şifa buldunuz. Geçmiş zamanda bir ayet. Çoktan iyileştirildiğimiz söylüyor. Bedeninizdeki hastalık belirtilerine bakmayın, kıtlığa bakmayın, sorunlara bakmayın. Tanrı sözü neler söylüyor? Buna baktığınızda imanınız büyüyor. Bir iman size güç veriyor, umutla dolduruyor ve yola devam ediyorsunuz. İbrahim bu şekilde bu yola devam etti. Önünde engeller vardı, sorunlar vardı ve daha sonra sorunlar gelmeye devam etti. Farklı yerlerde kıtlıklarla karşı karşıya kaldı ama hiçbir zaman vazgeçmedi. Onun vazgeçmemesinin nedeni Tanrının vaadiydi. Eğer Tanrı bir şey söylüyorsa, o şey kesinlikle gerçektir ve gerçekleşecektir. Ve Tanrı bizleri İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsama sözü verdi. Her ruhsal kutsamayla sizleri kutsayacağım dedi. Ve kutsalığını söyledi. Yine geçmiş zamanda. Göksel yerlerde Mesih'te her ruhsal kutsamayla kutsandık. Ayetler bunu söylüyor. Biz kutsanmış birisiyiz. Bugün çevreniz ve yaşamınız neler söylerse söylesin. Bu gerçeklere, sözde gerçeklere kulak vermeyin. Tanrı sözünden beslenin. Tanrı sözü değişmeyen gerçektir ve sizin kutsanmış olduğunuzu söylüyor. Ayetler şöyle devam ediyor. 9. ayet. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vadinin ortak mirasçıları olarak İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. İbrahim bir ülkeye yerleşti. Tanrı o ülkeyi İbrahim'e gösterdi. Bu toprakları sana veriyorum dedi. O sırada İbrahim bütün ülkenin sahibi değildi. Yine Tanrı sözüne güvendi ve çadırlarda o topraklarda yaşamaya başladı. Eğer Tanrı bir konuda söz veriyorsa orada gerçekten sizi bekleyen harika bereketler vardır. Bundan vazgeçmeyin. Yola devam edin. İlerlemeye devam edin. Koşullara bakmadan İbrahim işte bunu yaptı. Ve ayetler şöyle devam ediyor. 10. ayet okuyorum. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. Bu ayet gerçekten olağanüstü bir vaat. Mimar ve kurucusu Tanrı olan temelli bir kent var. Göksel Yeruşalem. Cennetin şehri. İbrahim yola çıktı, çadırlarda yaşadı. Bu kenti fiziksel gözlerle görmedi ama İbrahim şunu biliyordu. Onu bekleyen sonsuz, ebedi bir kent var. Bizler de İbrahim gibi İsa Mesih'e iman ettik, yola çıktık. Şu an henüz cennette değiliz. Cenneti görmüyoruz. Ama bizi neyin beklediğini biliyoruz. Bizi bekleyen... Muhteşem bir gelecek. Hiçbir göz görmedi, ayetler bunu söylüyor. Hiçbir kulak duymadı. Hiçbir insan yüreği kavrayamaz o yerin görkemiyle ilgili olarak. Bizi bekleyen yer böyle bir yer. O yere doğru şu an ilerliyoruz. Belki zaman zaman çadırlarda kalıyoruz. Belki çok görkemli bir yaşama sahip değil gibiyiz. Ama unutmayın, bunların hepsi geçici. Çünkü biz Tanrı'nın kurmuş olduğu temelli kente doğru, cennete doğru adım adım ilerliyoruz. 11. ayet. İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu. Burada bir kadın var. Yaşı neredeyse 90'lı yaşlarda. Bu kadın hayatı boyunca hiçbir zaman çocuk sahibi olamamış. Çünkü kısır bir kadın. Bu yaşta bir kadının çocuk sahibi olması mümkün değil. Ama biliyor musunuz Tanrı için her şey mümkün. Yeter ki iman olsun. İman eden insanlar için Tanrı sözü gerçeğiyle her şey mümkün. Ve Tanrı vaat verdi. Tanrı İbrahim'e vaat verdi. Sara bir çocuk sahibi olacak dedi. Onun soyundan büyük bir ulus ortaya çıkacak dedi. Gökteki yıldızlara bak dedi. Çöldeki kumlara, bu kadar çok çocuklara sahip olacaksın dedi. Burada bir kadın var. Eğer fiziksel gözlerle bakarsanız Tanrı böyle bir vaat veriyor. Olağanüstü bir vaat, muazzam bir vaat ama gerçeğe baktığımızda, gerçekliğe baktığımızda kısır bir kadın var. Hiçbir zaman çocuk sahibi olmamış. Ayetler diyor ki: "Sara bu söze güvendi. Bu söze dayandı." Tanrı'nın vaatlerine dayandığınızda, Tanrı'nın sözüne iman ettiğinizde koşullar ne kadar aksini söylerse söylesin, uzmanlar imkansız dese de Tanrı için her şey mümkündür. Uzmanlar için 90 yaşında bir kadının kısır olmasa dahi çocuk doğurması mümkün değildir. Çünkü insanların sınırları vardır. Ama Tanrı'nın bir sınırı yok. Ve Tanrı iman aracılığıyla sınırsızlığın dünyasını bize açıyor. İmanla oradaki her şeye sahip olabiliriz, uzanarak sahip olabiliriz. Tanrı sözü bunu söylüyor. Ve Sara aynı şekilde kendi bedenine bakmadı, koşullara bakmadı, geçmişine bakmadı. Geçmişine ben kısırdım, geçmiş her zaman kısırdım, böyle devam edecek diye düşünmedi. Bu da diğer bir tuzak. Bazen imanlar bu tuzağa düşebiliyor. Hep böyle devam etti, bundan sonra böyle devam edecek. Bu bir gerçeklik değil. Geçmişte ne olmuş olursa olsun, gelecek bizim için her zaman daha iyi. Tanrı bize vaatler verdi. Hepsi iyi vaatler. Tanrı iyi bir Tanrı, ödüllendiren Tanrı. Bizler koşullar ne söylerse söylesin koşulların üstesinden umutla geleceğiz, yolumuza devam edeceğiz ve Tanrı'nın kutsamalarına tanık olacağız. Ve Sara buna iman etti. Ve Sara biliyor musunuz 90 yaşında bir çocuk dünyaya getirdi. Bununla kalmadı. O çocuktan gerçekten büyük bir ulus ortaya çıktı. Bu yüzden Tanrı'nın vaatleri koşullara bağlı değil. Sınırları yok. Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Ve Tanrı Sara'yı nasıl kutsamışsa... İbrahim'i nasıl kutsamışla, kutsamışsa bizleri de aynı şekilde kutsadı. İbrahim'deki kutsama vaatleri, Galatyalılar da bundan bahseder, Mesih İsa aracılığıyla bizim yaşamlarımıza girdi. Sizler kutsandınız. Sizler Tanrı'nın bereketleri altındasınız. Tanrı sizi kurtardı, sonsuz yaşam verdi, kutsadı. Romalılarda söylendiği gibi 8. bölümde Tanrı bizi çağırdı, çağırdıklarını akladı, akladıklarını Yüceltti. Evet Tanrı'nın yüceliğine sahibiz. Fiziksel gözlerle görmeyebilirsiniz. Ama iç varlığımızda kutsal ruh var. Bu toprak kaplarda olağanüstü bir hazine taşıyoruz. Mesih içimizde. Her şey yaradan, var eden Tanrı iç varlığımızda yaşıyor. Bundan daha büyük bir zenginlik olamaz. İhtiyaç duyabileceğiniz her şeyin kaynağı içinizde. Çünkü Tanrı içinizde. Hiçbir sorunla tek başınıza karşı karşıya gelmek zorunda değilsiniz. Tanrı sizinle beraber. Bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda başınızı göklere kaldırmanız gerekmiyor. Tanrı'ya yakarmanız gerekmiyor. Aman Tanrım beni çıkar buradan demeniz gerekmiyor. Tanrı hemen yanı başınızda ve hatta Tanrı söz verdi. Seni asla bırakmam, asla terk etmem dedi. Tanrı sizinle beraber içinizde. Bütün kaynaklara sahipsiniz. Tanrı her ruhsal kutsamayla sizleri kutsadı. Yapmanız gereken tek şey Bunlara inanmak, güvenmek, iman etmek, sırtınızı Tanrı'ya dayamak. Tanrı'ya dayadığınızda Tanrı'nın bütün muhteşem vaatlerine, mucizelerine tanık olabilirsiniz. Bu yüzden dostlar bugün her ne türden engellerle karşı karşıya olursanız olun, hep şunu hatırlayın. Eğer kendinizi fırtına içinde görseniz de, kıtlık döneminden geçiyormuş gibi görseniz de Tanrı sizi çoktan kutsadı. Tanrı sizi çoktan bereketledi. İbrahim hiçbir zaman kıtlık içinde yoksul kalmadı. Kutsanmaya devam etti. Hatta İbrahim'in soyu İshak aynı şekilde. Bir yıl kıtlık vardı. Bütün diyarda büyük bir kıtlık vardı. Kıtlık olduğu yıl yağmur yokken tohum ekti. Ve yüz kat ürün topladı. Bizim kutsanmamız dünyaya bağlı değil. Koşullara bağlı değil. Bizim kutsanmamız Tanrı çağrısına, Tanrı sözüne bağlı. Ve Tanrı diyor ki seni çağırdım, akladım, yücelttim, kutsadım. Bütün kutsamalar üzerinizde. Bunları imanla ilan edin. Ben kutsandım deyin. Ben şifa buldum. Gereken her şeye sahibim. Hiçbir eksiğim yok. Kasem taşıyor deyin. Rab benim çobanımdır deyin. Eksiğim olmaz. Koşullara bakıp konuşmayın. Onları dillendirmeyin. Tam tersine Tanrı sözüne bakın. Onları konuşun. Onları dillendirin. Düşmanla karşı karşıya kalsanız dahi Rab sizin yanı başınızda. 23. mezmurda söylendiği gibi düşmanın önünde Tanrı bize sofra kuruyor. Sofrada oturup yiyebilirsiniz. Düşmana bakmanız gerekmiyor. Kendini, kendinizi korumaya çalışmanız gerekmiyor. Tanrı size sofra kurdu. Tanrı sizi koruyor. Sofrada oturun. O sofra esenlik dolu bir yaşamı temsil ediyor. Sembolize ediyor. Üzerine pek çok bereketler var. Bu bereketler bizim yaşamlarımız kutsanmış bir yaşam. Mesih'te kutsanmış bir yaşam. Her bir imanlı, nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun, hangi coğrafyada ülkede yaşarsa yaşasın, fark etmez, kutsanmıştır. Yaşamış olduğunuz bölge, koşullar, ekonomi, tam bir kıtlık içinde olsa dahi, İshak gibi 100 kat ürün toplayabilirsiniz. Kutsanmak için suya ihtiyacınız yok. Koşulların elverişli olmasına ihtiyacınız yok. Dünyanın buna ihtiyacı var. Bizim değil. Tanrı bizi kutsadı. Tanrı sözü kutsadı. Tanrı sözü kutsanmadır, berekettir. Onun olduğu yerde ışık vardır. Bu yüzden dostlar, imanımızın büyüyebilmesi için bizim her gün Tanrı sözünden beslenmemiz gerekiyor. Kendi iyiliğimiz için. Tanrı sözünden beslendiğinizde Tanrı'ya iyilik yapmıyorsunuz. Kendinize iyilik yapıyorsunuz. Besleniyorsunuz. Yaşamınızda Tanrı'nın vermiş olduğu bereketleri, çoktan vermiş olduğu bereketleri almaya başlıyorsunuz. Bu yüzden gün içinde, sabah kalktığınızda, bir sorunla karşı karşıya geldiğinizde soruna bakmayın. Ellerinizi kaldırın. Tanrım sana şükrediyorum. Övgüler sunuyorum. Önünde bir dağ var. Aşılması zor görünüyor. Ama sen bu dağı çoktan benim için kaldırdın. Sen benim için bütün dağları çoktan ova yaptın. Sana güveniyorum, sana övgüler sunuyorum deyin. Bunu yaptığınızda Tanrı bütün engelleri, bütün karşı duruşları önünüzden kaldıracaktır. Yol olmayan yerde size yol açacaktır. Tanrı'ya güvenin. Tanrı sizleri kutsadı. İbrahim Tanrı'ya güvenmişti. Bu yüzden Tanrı'nın iyi bir Tanrı olduğunu bildiği için, onun kutsayan bir Tanrı olduğunu bildiği için, ödüllendiren cömert bir Tanrı olduğunu bildiği için yolu görmeden yola çıktı. Bizler de dostlar iman yolcularıyız. İsa Mesih'e iman ettik ve devam ediyoruz. İyi bir diyara gidiyoruz. Olağanüstü bir diyara, kutsamaların aktığı bir diyara, süt ve balakan bir diyara. Kıtlık olsa da çevrede, hastalıklar olsa da Tanrı bizim çevremizde bizi koruyor. Onun lütfü bir kalkan gibi ayetlerde söylendiği gibi çevremizi sarıyor. Çevrede belki salgın hastalıklar var. İnsanlar korkabilir, tedirgin olabilir ama siz değil. 91. mezmurda söylendiği gibi Çevrede kıtlık olsa, insanlar bundan kırılsa da bize dokunmaz. Çünkü bizi koruyan, kayıran Tanrı. Onun sözü, onun sözü gerçektir. Biliyor musunuz? Onun sözü sizi iyileştiriyor. Ayetler bundan bahsediyor. Onun sözü sizi koruyor. Onun sözü sizi kutsuyor. Bu yüzden onun sözünden beslenmemiz inanılmaz önemli. Her gün Tanrı sözünden beslenin. Vaatleri konuşun. Onları dillendirin. Başkalarıyla paylaşın. Ne zaman başkalarıyla paylaşırsanız Tanrı sözünü daha çok kutsanmaya tanık olursunuz. Tanrı sözünün kutsanmasında bu da çok temeldir. Paylaşıldığında çoğalmaya başlar. Tanrı gemenliğinde her şey gibi. Bu yüzden sözü duyurun. Diğer insanlarla paylaşın. Diğer insanlar sizin yaşamınıza baktığında bu kutsanmayı görecekler. Ve siz diğer insanlara söyleyin. Bu kutsanmanın kaynağı Tanrı, Mesih. İmanımızın öncüsü de tamamlayıcısı da İsa Mesih. Ona övgüler sunuyoruz. Evet değerli dinleyiciler, değerli dostlar. Henüz İsa Mesih'i yaşamınıza kabul etmediyseniz, henüz bu kutsanmaları yaşamınızda tanık olmadıysanız, bugün şu sade dua ederek bu kutsamalar yaşamınıza bir nehir gibi, şelale gibi akmaya başlayabilir İsa Mesih sayesinde. Göklerdeki Baba, sana şükrediyorum oğlun İsa Mesih için. Günahlarımı itiraf ediyorum. İsa Mesih senin benim günahlarım için çarmıh üzerinde ölmüş olduğuna iman ediyorum. Yüreğimi sana açıyorum. Gel benim Rabbim ve kurtarıcım ol. İsa Mesih'in adıyla amin. Evet dostlar, bu dua ettiyseniz yeniden doğdunuz. İman armağına sahipsiniz. İsa Mesih'tesiniz ve sizi bekleyen sonsuz ve bol bir yaşam var. Tanrı'nın esenliği üzerinizde olsun. Görüşmek dileğiyle esen kalın. Sevgili Gile, izleyiciler, her pazar gire, saat 12'de canlı kilise ayinine katılabilirsiniz. Ayrıca www.mesihinkilisesi.com adresinden vaaz arşivini yeniden izleyebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için bizlere mesihinkilisesi.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.